artık yavaş yavaş projemizi tasarlamaya başlayabiliriz. İsterseniz biraz projemizden bahsedelim artık. Varsayalım ki bir firmanın IT departmanında çalışıyoruz ve iş birimlerinden öyle bir istek geldi ki sistemde kullanıcıların olup kategoriler yaratabileceği, bu kategorileri listeleyebileceği ve yine bu kategoriler altında ürünler ekleyebilip bunları çeşitli filtreleriyle listeleyebileceği bir proje gerçekleştirilsin. Senaryomuzu tanıdığımıza göre daha sonra gelen lojik isteklerine açık, istenildiği zaman çevik bir şekilde tekrar üzerinde geliştirme yapılabilecek ve yine söylediğimiz gibi bağımlılıkların minimuma indirildiği bir framework tasarlamaya başlayalım. Hatırlarsanız giriş videomuzda da projemizi geliştirirken bir adet Agile Board Tool'u kullanacağımızdan bahsetmiştik. Biz tool olarak Trello'yu tercih ettik. Çünkü ücretsiz ve kullanımı kolaydı. Dilerseniz Trello.com'a girerek bir adet board yaratalım. Ben zaten hazır olarak açmıştım arkadaşlar. Google Plus hesabınız varsa direkt giriş yapabilirsiniz. Ben direkt giriş yapacağım arkadaşlar. Siz tekrardan üye olabilirsiniz buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle yeni bir board yaratalım. Evet. Title'a ne verelim Gökhan? Online store diyelim. Olur. Projemizde de o zaman online store olsun. Evet. Create diyoruz. Evet, projemiz geldi arkadaşlar. Burada aslında şu an hiçbir board gelmedi. Trello'nun eski versiyonlarında 3 adet normalde tab geliyordu Gökhan, hatırlarsın sen de. Evet. To do, in progress ve done olmak üzere. Bunlar eklenmediğine göre bu tab'leri, ki buradaki isim olarak da list geçiyormuş, ekleyebiliriz. Hemen Herhalde biraz karıştıralım. olur. Rename. List. Kitap. Diyelim arkadaşlar. Save. Bakalım. Güzel, Harika. rename edebiliyoruz. Evet, kullanımı kolay dedik ama şu an tabloları biz de Çünkü bulamıyoruz. gerçekten kullanımını değiştirmişler. Şuradan bence edit listeli zaten tab olması lazım. Aynen. To Ama diye ikinci ekleyelim kez ekledi olmazsa. ama. Sileriz olmazsa. Birincisini. Bir saniye. Neden gelmediğini hala anlamış değilim. Tam olarak neyi arıyorsun? Tablar aslında otomatik olarak ekrana geliyordu ve gayet güzel bir şekilde geliyordu. Büyük ihtimal tablar artık otomatik yaratılmıyor. Biz yaratalım abi. Evet, o zaman arkadaşlar hemen rename edelim. Workbook'umuzun olacağı to-do listelerimizi yaratalım öncelikle burada. Okay. Yeni bir liste daha açalım. Bu da in processlerimiz olsun. Hop. On progress de In olabilir, in progress de olabilir. Doğru. progress. Save. Ve done. Bitirdiğimiz işleri de taşıyacağımız kısmımız arkadaşlar. Harika. Evet, artık tablolarımız hazır bulunmaktadır. Herhalde bu tabler bizim işimizi görüntüledi. 3 tane tabletle galiba bu projeyi halledebiliriz. To-do'muz, in progress'imiz ve done'ımız var. Evet, yeterli görünüyor. Harika. O zaman yavaş yavaş projemizin içerisine tanımlayacağımız katmanlar için eklemelere başlayalım. Korkamından başlayabiliriz herhalde Gökhan. Evet, bir framework geliştireceğiz. Bu framework'ümüzde farklı katmanlar arasında ihtiyaç duyabileceğimiz, nasıl desem, Bazen loglama, bazen evet. caching için veya benzer implementasyonlar da olabilir. Yani her katmanın aslında ortak bir şekilde ihtiyaç duyabileceği, her katmanı tanıyacağı ama bu tanımladıklarımızı kimseye tanımayacağı, yani core seviyede, ortak Evet. seviyede birkaç layer'ımız olacak. Bunları biz zaten daha önce geçtiğimiz projede az çok görmüştük. Sizler de aslında videoda gördünüz. O zaman yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, ilk olarak Core Common kontratlarımızı oluşturalım. Tam olarak bunlar neler içerecek ya da tam olarak demesem de Gökhan aşağı yukarı neler planlıyoruz bunun ne içermesini planlıyoruz Core Common Contracts'ın? Evet, Core Common Contracts genel olarak Core kütüphanesinde library olarak logging ve caching gibi işlemlerin bulunacağından bahsetmiştik. Bunları diğer katmanlarımız arasında diğer katmanlar bizim clusterımızın konkretlerini kendilerine direkt nivelemeyecek arkadaşlar. Yeni instance yaratmayacak. Evet, Aslında yaratmayacak. tanımayacaklar yani. Çünkü bağımlılıklarımızı minimuma indirgeyeceğimizden bahsetmiştik. Flexible bir yapı kuracağımızdan bahsetmiştik. Bunun için bir DI container kullanacağız arkadaşlar. Ve burada yer alacak olan interfaceler sayesinde ayağa kaldıracağız. Yani diğer katmanlar bizlerin sadece interfacelerini tanıyacaklar. Güzel. Yani diğer katmanlar aslında Core Common Contracts içindeki interface'leri tanımayacaklar. Ama bunların konkret implementasyonunu bilmeyecekler. Runtime'de Evet, birileri al evet. bu senin diyecek ve getirecek. Evet, Güzel. şimdi bunu to-do listemize ekliyoruz. Tamam abi. Ardından bir diğer maddemiz olan direkt Core Common'ın kendisini ekleyelim arkadaşlar.
Direkt core diyelim hatta. Bunun içerisinde ise bu interface'lerimizin konkretleri barınacak. Ardından caching'den bahsetmiştik. Bu caching'imizin de konkretini barındıracak olan common caching'i ekleyelim. core.common.caching. Ardından yine bahsetmiş olduğumuz logging. Bunun da konkretini barındıracak olan katmanın kendisini ekleyelim. Aslında böyle bir yol izleyerek aynı zamanda aşağıdaki katmanlar sadece bunların interface'ini bilecek, kimin implement ettiğini bilmediği için de biz istersek Redis kullanabiliriz veya başka bir distributed cache sistem kullanabileceğimiz gibi in-memory cache sistem de kullanabiliriz. Yani birden fazla implementasyon da yapabiliriz böylece. Evet evet. Flexible bir yapı oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi dilerseniz data katmanımızı oluşturalım. Sonuçta framework'ümüzün ihtiyaç duyacağı core katmanını kaba taslak ortaya çıkardık. Dilerse şimdi de business'ımızın da gereğince olacak olan data katmanımızı oluşturalım. Çok özür dilerim lafını bölüyorum Gökhan ama burada değinmek istediğim bir şey var. Zaten board'u kullanırken de agile kelimesinden bahsetmiştik. Çevik bir şekilde hareket edeceğiz. Agile ilerliyoruz. Öyle bir yazılım geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Aslında çok 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 detaylı aylarca oturup bir yazılım analizini yapmıyoruz. Doğrudur. Biz kaba taslak bir analiz çıkartıyoruz. Daha önceki tecrübelere dayanarak dinlediğimiz işbirliğinden dinlediğimiz ihtiyaçlara da göre. Ve ardından yine bir ihtiyacımız çıkarsa aslında bir board'daki item'ların arasında bir şey ekleyebiliriz sonuçta değil mi? Aa aslında buraya bunun da eklenmesi gerekiyordu deyip işte data'yı yaratmadan önce core'ların arasına şöyle bir şey koyabiliriz değil mi? Buna bir sakınca görüyor muyuz? Tabii ki de hayır. Bu yüzden zaten çevik yazılım geliştirme metodolojisine dayanarak bir board kullanıyoruz ki sırasıyla veya istediğimiz anda araya girerek bir şeyler yapabilelim. Harika. Evet, data katmanından bahsediyorduk en son. Öncelikle data.entities katmanından başlayalım. Burada videomuzun giriş bölümünde de bahsettiğimiz üzere veri tabanımızdaki tabloların Poco class'ları yer alacaktır. Bunun ardından yine bahsettiğimiz üzere tüm katmanlar, hiçbir katman bizim class'larımızı bilmeyecek. Sadece interface'lerimiz yani kontratlarımızla haberleşeceği için ve DI container'la ayağa kaldıracağımız için biz data katmanında repository pattern'inden bahsetmiştik girişte. Burada ise bu repository pattern'lerin interface'leri yer alacaktır arkadaşlar. Hemen onu da ekleyelim workload'umuza. Data.contracts. Pek tabii bir de bunun implementasyonları olacak. Evet evet. Konkretlerinde yer alacak olduğu data katmanının kendisi. Harika. Evet sıra geldi. Tüm API projemizin, framework'ünün, kalbinin olduğu yer business logic'in bulunduğu altını katman. Altını çize çize burası yine API'mizin kalbi. Business'ımızı evet, içeriyecek kısım. Yine aynı şekilde kontratlarla haberleşeceği için servis hostumuzun da business engine'lerimizin sadece kontratlarını tanıyacağı için ilk başta o katmandan başlıyoruz. Business nokta pardon contracts. Bunun da contracts'ın da her zaman yazması. Bir teyisiyle abi aynı. Evet. Şimdi sıra geldi tabii ki de bunun konkretlerinde yer alacak olduğu katmana. Business'ın kendisi. Peki bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Eminim dinleyenler de bunu fark etmiştir. Data katmanında aslında 3 tane katman görüyoruz. Yani data kısmında. Evet. Entities'leri data'nın içine koymuşken business'ların input ve output modellerini aslında business.entities gibi bir katman yaratıp bunun içine ekleme gereksinimi duymadık. Bunları nereye koymayı planlıyoruz abi? Yani business engine'lerin input ve output modellerini veya DTO dersem DTO'ları yani business engine'lerin döndürücü değerleri nereye koymalıyız? Bunları core katmanına koymamız herhangi bir sakınca yaratmayacaktır. Okay. Sonuçta biz burada bir API geliştiriyoruz. API geliştirirken request response pattern'lerinden bu nesnelerden yararlanabiliriz. Servis hostumuzdan bize gelmiş olan request'leri, request pattern'ine göre oluşturacağımız, yani bir nevi POCO da diyebiliriz aslında, dışarıda interface'imizde sunacak olduğumuz property'lere denk gelen request path class'ları, bunları core katmanına koyabiliriz ve burada herhangi bir mapper library'si ile mapleyerek istediğimiz şekilde bizim data katmanımıza kadar indirebiliriz. Ben bundan anlıyorum ki o zaman core katmanının içerisinde belki de bir klasör olacak ki bizim business engine'lerimizin input ve output modellerini içerecek aslında. Evet 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 doğrudur. Tamamdır abi. Galiba business'ı ekliyorduk tam. Evet business'ı da eklemişiz. Şimdi sıra geldi tabii ki de kitabımızın da konusu olarak service host'umuzun oluşturulmasına. Ben buraya kısaca sadece service host olarak yazıyorum. Yani web API ile dışarı evet, web API host işlemi gerçekleştireceğimiz katman da burası. Evet, burasıdır. Evet, kaba taslak aslında şu anda framework'ümüzün çerçevesi oluştuğu gibi. Bu mimari aslında şu anda. Bu sadece bir mimari oluşturduk. Evet, evet. Yani daha henüz bir detaylarına girmedik. Şimdi tabii ki de
bu katmanları geliştirirken farklı farklı ihtiyaçlar çıkabileceğinden bahsetmiştik. O yüzden öncesinde bizim de tecrübelerimize dayanarak bildiğimiz bazı birkaç noktaların notlarını yazabiliriz aslında. Evet. Unutmamızın adına daha doğrusu. Son bir DI container'dan bahsetmiştik arkadaşlar. Biz DI container olarak Kestrel Mistor'u kullanacağız. Evet. Onun için DI container'ın implementasyonu olarak ben bir madde daha eklemek istiyorum buraya. Aslında çünkü lightweight olması için biz galiba projenin başında, kitabın başında Otofek kullanmayı düşünüyorduk. Evet, senin evet. önerinde. Ama galiba Interceptor'lara ihtiyaç duyunca Otofek'i iptal edip Kestrel Mistor'a geçtik. Bunu da söyleyeyim. Yani eğer lightweight bir şey istiyorlarsa Otofek'te kullanabilirler aslında. Evet evet. Farklı farklı DI tool'ları var arkadaşlar. Fakat dediğimiz gibi Interceptor'lardan dolayı bizim Kestrel Mistor'u kullanma kararını aldık. Hemen DI container, pardon. Laptop'ta Mac olunca biraz yazılımla sıkıntı çıkıyoruz arkadaşlar. Küçük klavye. İmplementasyonu diyelim. Hatta bunun içine sap maddeler ekleyelim arkadaşlar. Çünkü evet. farklı katmanlar arasında bazı ihtiyaçlarımız burada doğabilecek sırasıyla giderken. Burada Kestrel Mistor'un ihtiyaç duyduğu birkaç tane class var. Kendini ayağa kaldırabilmesi için, inject edebilmesi için. Onların implementasyonlarını da notlarını alalım. Mistor, HTTP, Controller, Activator'ın eklenmesi diyelim. Bu da aslında şeyin kalbini oluşturacak. Çünkü en dipten en tepeye kadar bizim tüm dependency'lerimizi resolve edecek bir şey ihtiyacımız varsa controller'ların dahi aslında Web API'nin kendi pipeline'ın içerisinde resolve eden implementasyon sayesinde, konkret implementasyon sayesinde değil, Windsor'un activator'ları tarafına yapılmasını evet, isteyeceğiz. Evet, evet. Evet, kesinlikle. Evet, bunları arkadaşlar comment olarak ekledik. Zaten biz bakacağımız için burada neyim, ne olup ne bittiğini, ne yapmamız gerektiğini anlayabileceğimiz için burada olmasından herhangi bir sakınca görmüyorum. Bu arada bunların detaylarına ilgili videolarda geldiğimizde daha da ineceğiz arkadaşlar. Şu an sadece kabaca bir to-do list oluşturuyoruz kendimize. Evet, bunu oluşturduk. Daha sonra senin de benim de en çok sevdiğim kısma geldik. Evet. Her API'nin içine mutlaka eklediğimiz. API Response Handler'ın eklenmesi arkadaşlar. Bu da kabaca biz endpointlerimizi dışarıya vereceğimizi bahsetmiştik. Farklı farklı clientlar bizim API'mizi consume edecek, yani tüketecekler. Biz de tutarlılığı sağlayabilmek için onlara her zaman tek bir tipte response dönmeliyiz. Onlar hata olduğunda bu hataya nasıl ulaşacağını, hata statüslerini nereden göreceğini veya gelen ilgili objeyi, doğru değil mi? Bunları sürekli nasıl erişebileceğini tek bir şablonda erişebilmeleri gerekmekte. Evet. Daha doğrusu bilebilmeleri. Yani her ne olursa olsun hata da olsa düzgün response dönebiliyor olmamız lazım. Adama verdiğimiz, dışarıya verdiğimiz response'un birebir bir öncekiyle aynı template'e sahip olması lazım. Evet. Bunun için de hemen buraya API response handler'ın eklenmesi diye bir not alıyorum arkadaşlar. Response handler'ın eklenmesi. O zaman ardından evet, bir de özellikle business engine'lerde ve şeyde data repository'lerde aynı zamanda request and response pattern'lerimize demiştik. Dışarıdan evet, gelecek olan doğru. POCA'larımızın bizim nesnelerimize maplenmesi. Evet. maplenmesi. Bunlar için aslında özellikle bir mapping şeyi library'si kullanmamıza gerek yok. Elle de mapping yapılabilirdi ama ne kadar fazla modelimiz varsa ve ne kadar fazla property'miz artıyorsa, bunu da geçtim, çok az sayıda dahi olsa yarın öbür gün artan property isteklerine karşın yapılabilecek refactoringlerde bir şeyi kaçırmamak için aslında evet. bir library kullanmamız gerekiyor. Yapacağımız şey bir mapper library'si bulmak ve projenin içine eklemek. Bunun için bence mapper library'nin eklenmesi diyebiliriz. Evet, aşağı yukarı aslında aklımızda birkaç tane library var ama şimdilik isim vermeyelim, sürpriz olsun. Evet. Mapper library'nin eklenmesi notunu da aldık arkadaşlar. Hemen evet. ardından artık buraya kadar. Burayı da aslında yine şey sayabiliriz. Mimari kısımları sayabiliriz. Çünkü halen business logic içeren hiçbir şey yok şu an evet. uygulamada. Bu uygulamayı alıp istediğimiz gibi başka şeyleri implement edebiliriz. Artık bir önceki videolarda da bahsettiğimiz iş birimlerinden tarafından bize aktarılan istenilen fonksiyonların eklenmesini gerçekleştireceğiz. Artık yani business'ları yazmaya başlayacağız.
Biz zaten kullanıcılardan, kategorilerden ve ürünlerden bahsetmiştik. Evet, evet. O zaman ilk maddemiz en aşağıdan başlık olursak kullanıcı fonksiyonlarının eklenmesi diyebiliriz. Yani kullanıcının yaratılması, kullanıcının getirilmesi, kısacası kullanıcının CRUD işlemlerinin gerçekleştirileceği hem endpointlerin tanımlanması, evet, bu endpointlerin kullanacağı business engine'lerin ve o business engine'lerin de database'leriyle ulaşırken data katmanında kullanıcı repository'de tanımlanması için bir madde ekleyebiliriz. Ne diyelim, kullanıcı fonksiyonlarının eklenmesi iyi midir? Veya bunun öncesinde business engine'lerin, base'lerinin eklenmesi de diyebiliriz aslında. Doğru, doğru. Çünkü kullanıcıları eklerken aslında business'ları kullanacağız ve bunların base'ini yazmamış olacaktık evet, projede. Neden bu business engine base'e ihtiyaç duyacak olursak dersek, bu business engine'ler ortak bir şeylere sahip olabilirler. Kesinlikle. Atıyorum, biraz önce logging'den bahsettik, caching'den bahsettik. Özellikle exception handling. Evet, exception handling kesinlikle. Evet. Bunların concrete cluster'ın, daha doğrusu interface'lerden ayağa kalkmış olan canlı hallere erişmeleri gerekmektedir. Evet. Ya bunları her birinin içinde tek tek tanımlamak yerine, kodlarımızı çoklamak yerine bir base'e taşıyabiliriz. Sonuçta bunlar bizim core, yani common ihtiyaç duyduğumuz nesneler. Evet. Bunları burada tanımlayabilirsek bize hem hız kazandırır hem de kodumuzun daha temiz görünmesini sağlamış olurlar. Kesinlikle. O yüzden buraya ben business engine base'in, bu kalplerin de kalbi, evet, eklenmesi diyorum. Evet, sırada senin de demiş olduğun kullanıcı fonksiyonların eklenmesinden devam edebiliriz. Kullanıcı fonksiyonlarının eklenmesi. Ardından kullanıcılardan bahsettikten sonra bir de kategorilerden bahsetmiştik. Artık evet, evet, kullanıcılar kategori yaratabilecek, kategorileri o kullanıcının görebileceği kategorileri listeleyebilecek. Evet. Onun için kategori fonksiyonlarının eklenmesi diyebiliriz. Tabii ki. Yine tıpkı kullanıcılarda olduğu gibi endpointler tasarlanacak. Engine'ler içerisinde business'larımızı içeren metotlarımız olacak ve yine repository içerisinde kullanacağımız yani kısımlar. Yani bir nevi CRUD'larımız da burada yer alacak arkadaşlar. Aynen öyle. Bir de artık son ürün fonksiyonlarının eklenmesi. Evet. Bunu da not alıyoruz ve bu da yine aynı özellikleri içerecek. Aslında son 3 madde tamamıyla bizden istenen business'lara karşılık yapacağımız geliştirmeleri içeren istekler, ticket'lar. Evet. Ve her biri de hemen hemen CRUD işlemlerini gerçekleştirecek. Şu an baktığımızda bizden istenilen şeyleri karşılayabilecek durumda bir roadmap'imiz var gibi. Ama daha önce de söylediğimiz şekilde agile davranacağız. Evet. Arada farklı ihtiyaçlar, kodu yazarken farklı şeyler görebiliriz arkadaşlar. O sırada gelip to-do listemizi tekrardan güncelleyebiliriz. Aynen öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Evet.